Fataş Hanım bize Bergama'nın bir başka harika lezzetini yapacak. Kış çorbası yapıyoruz. Kış çorbası, evet, tavuk suyuyla yapılıyor. Malzemelerimiz dediğimiz gibi kolay bulunabilir türden. Arpa şehriyesiyle tercih ediyoruz biz bunu. Arpa şehriyesinin yarısını kavuracağız. Sarımsak var, yoğurdumuz var, un var, limon var. Bir de tavuk suyu var. Bir de tavuğumuz var. Tavuğu da evet bir kısmını tiftik böyle içine atacağız çorbamızın. Böyle bir çorba olacak. Bergama'nın harika kış çorbası. O zaman yapmaya başlıyoruz. Tabii. Önce ne yapıyoruz? Önce ne yapıyoruz? Tenceremize bir miktar şöyle bir kısmı zeytinyağı bunun bir kısmı çiçek yağı. Şimdi bu şehriyemizi çok olan şehriyemizi atıp kavuruyoruz. Bir güzel kavuruyoruz. Evet bu kavrulacak. Rengi pembeleşince suyunu koyacağız. Oh. Hepsini dökelim Özlem Hanım. Evet. Oh, haşladığımız tavuğun suyunu evet çorbamıza aha koyduk. Çok güzel. Şimdi bunu şöyle alayım vereyim ben size. Tamam. Bu çorbamız böyle kaynarken biz şey hazırlayacağız. Yoğurdumuzun içine. Tamam. Hatta önce sarımsakları ezmekle başlayalım. Tamam. Bu arada çok güzel koktu çorba. Evet. Özelliği bunun sarımsaklı olması. Evet bakın sarımsaklı yapıyoruz kış çorbamızı. Evet. Tavanımızda 4-5 diş kadar sarımsağımız var. Onları dövüyoruz. Sarımsağımızın içine birazcık su ilave ettik. Şimdi yoğurdumu alıyorum ben Özlem Hanım. Yoğurdumuzun üstüne evet 2 kaşık kadar unumuzu ilave ettik. Bunu güzelce çırpacağız. Tamam. Ben de bir yandan sarımsaklarımızı dövmeye devam ediyorum. Olur. 4-5 diş kadar sarımsağımız dövüldü. Üstüne biraz su ilave ettik. Ben yine birazcık daha ezin döveyim. Ezin siz onu. Evet hatta biz onun aromasını alabiliriz. Şunu şöyle homojen bir karışım haline getirip tamam içinde pütürük kalmayacak şekilde. Bir güzel unla çırptık yoğurdumuzu evet bakın. Biraz da su ilave ettik. Tabii. Birazcık daha sulandırmak için. Biraz daha akışkan bir kıvam olsun. Aynen. Çok da güzel oldu. Sarımsaklarımızı da koyuyoruz. Oh yoğurdun en güzel arkadaşı değil bence sarımsak. Aynen. Şöyle hiç boşa gitmesin. Sarımsak çok önemli. Evet süper. Teşekkür ederim. Rica ederim. Limonlarımız var. Tamam. Bu limonları sıkacağım. Tamam. Bunları da bir adet limonumuzu. Evet. Suyunu alıyoruz. Of ekşili aynen olacak o zaman. Biraz ekşili bayılırım olacak. Çok ekşi güzel olur. Ya siz karabiber atarsınız servis ederken. Tamam. Limon suyumuzu da sıktık. Evet limon suyumuzu da sıktık. Çorbamızın kaynamasını bekliyorduk. Çorbamız kaynadı. Açalım bakalım. Çorbamız evet, kaynadı. Süper. Dediğim gibi şehriyenin bir kısmını kavurmuştuk. Şimdikini de kavurmadan beyaz atalım olacak bu içinde. Bunu da kavurmadan atıyoruz Özlem Hanım bu biraz yemekten. Şehriyeler diğerinin pişecek. Yarısı kadardı şehriye. Hı-hı. Evet şehriyeler pişecek. Biz bu arada çorbamızın terbiyesini ve limonunu dökebiliriz. Evet süper. Yavaş yavaş karıştırarak. İşte en sevdiğim çorbalardan biri kış çorbası. Aynen. Tavuklu, evet, ekşili, yoğurtlu, sarımsaklı. Karıştırarak aynen döküyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi bu kokusu harika. Evet inşallah beğenirsiniz. Limonumuzu da şimdi koyabiliriz. Tamam. Tavuklarımızı ne zaman koyacağız? Tavukları da hemen koyacağız. Hiç tamam beklemeyeceğiz o zaman. Tamam. Tavuklarımızı da böyle küçük tiftmiştik. Onları da koyuyoruz. Süpersiniz. Onu tercihe bağlı. İsteyen tavuksuz yapar. Ama tavuklu güzel oluyor. Bence de. Evet, İsteyen tavuklu edelim ya da belki kuşbaşı etli de yapabilir ama tabii, bence evet tavuk daha çok yakışıyor tavuk bu tarz çorbalara. Kemik evet suyuna da yapılabilir bu çorba aynı şekilde. Aynen, o zaman kolajen da işkembeyi andırıyor. Aynen işkembeyi andırıyor bence de. Gerçekten nefis bir şey oluyor yani şu şekilde çorbamızı. Ben zaten sarımsağı ekleyince bir an böyle bir işkembe havası ve kokusu geldi yani burnuma. Evet şimdi kaynamasını bekleyeceğiz çorbamızın. Tamam kaynasın. Hemen bakalım çorbamız kaynamış mı? Of evet tam istediğimiz kıvama gelmiş. Olmuş, evet. Kasemiz burada kaşığımız burada bir de kepçemizi alırsak. Çok teşekkür ediyoruz kameramanımız Enis Bey'e. Kepçemiz de geldi. Bismillah. Of, harika Yalçın da buna bayılır. Hemen bunu Yakupcan'a götüreceğim. Tam kış çorbası dediğiniz gibi. Evet, karabiberle dediğim gibi limonunu isterseniz çoğaltabilirsiniz. Limon da harika olmuş. Evet. Ekşisi mükemmel. Vallahi ellerinize sağlık. Afiyet olsun.